كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Şimdi gelelim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifine. İyi dinleyin bu hadis-i şerifi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kim kendisinden beş şeyi uzak ederse, yani kim beş şeyden kaçınırsa, beş şeyi sayacağız, kim ondan uzak durursa, Allah Celle Celaluhu onu beş şeyden uzak eder. Allah Allah, işe bak. Bir, kim duadan uzak olursa, bugün dua etmeyen, dua etmemek kibir alametidir arkadaşlar, evet. Dua etmemek kibir alametidir, benim bir şeye ihtiyacım yok demektir. Kim duadan uzak olursa Allah Celle Celaluhu onun diyor başka zaman yaptığı duaların kabulünü engeller. İstediğin kadar dua et. Her namazınızdan sonra dua edin. Kısa da olsa ya vaktim mi yok? Acele kalk ayakta dua ederek git. Duanın ayağı yatara şeyi yok. Kur'an'da ayet var. Onlar yanlarının üstüne yatarken Allah'ı zikrederler. Yani yan sağ tarafına yatarak bacaklarını katlayarak Kur'an bile okuyabiliyorsun. Yatarak Kur'an yatarak derken arkadaşlar bak yanları üzerine. Burada başka bir mesele de var. Yanlar üzerine demek? Yani sağına yatmak sünnettir. Ayette geçer hatta. Sağ tarafa yatmak nerede geçiyor? Al sana ayet. Onlar yanları üzerine yatarken Allah'ı zikrederler. Sağına yattın, dua et kardeşim. O anda aklına bir şey geldi. Yarın elektrik faturası var, nasıl yapacağız? Ya Rabbi yardım et. Hadi bakalım. Ama işte bak, duadan uzak kalırsan istediğin kadar dua et. Her böyle ara sıra şey, canımız isterse dua ederiz. İşte önemli günlerde, gecelerde dua ederiz dersen sıkıntı. Bak şimdi. Kim sadaka vermezse. Aranızda sürekli hastalanan var mı arkadaşlar? Sürekli. Ben sürekli hastayım. Başım kurtulmuyor hastalıktan. Onlara söylüyoruz. Kim sadaka vermezse Allah Celle onu afiyetten men eder. Ne demek afiyet? Sağlıktan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Hastalarınızı sadakayla tedavi edin. Allah Allah. Nasıl oluyor bu iş? Sadakayla tedavi edin. Yani sen hastalandığın zaman ya da senin anan, baban, amcan, neden kızın, çoluğun, çocuğun herhangi biri hasta olduğu zaman ya Rabbi onun şifası niyetine işte 3 lira 5 lira sadaka. Rabbim şifa veriyor. Bak inşallah Rabbim aklına bir şey getirir. Bizim bir arkadaşın kayınçosu Edirne'de 5. kattan düşmüş. Rabbim şifa versin. Amin. Amin. Yoğun bakımdaydı. Babası hemen bak işte Rabbim nasip edecek ya demiş hani bir şifa kurbanı niyet etmiş. Bize ulaştılar. Biz de gerekli yerlere ilettik. Afrika'da şifa kurbanı kestirdik. Bugün haber geldi. Çocuk elhamdülillah iyileşmeye başlamış. Elhamdülillah. Rabbim şifa versin amin. Amin. Evet arkadaşlar bakın şifadır. Sadaka şifadır arkadaşlar. Evet. 3. Kim zekatını çıkarmazsa yani kim zekatını vermezse Allah Celle Celaluhu onun malının korunmasına mani olur. Ne demek? Allah muhafaza evin yanabilir arkadaşlar. Evin yanabilir. Evin hortumu patladı, su patladı, tesisat patladı, kombi bozuldu, bilmem ne oldu. Oo, televizyon bozuldu, buzdolabı bozuldu. Çıkar. O para bir yerden çatır çatır çıkar arkadaşlar. Hiç merak etme. 4. Kim mahsullerden verilecek öşüre? Yani öşür ne demek arkadaşlar? Geçen söyledik. İşte atıyorum işte çiftçisin. Tarlanda işte domates, patates neyse varsa onlardan malın onda birine öşür denir. Öşür. O mahsulün zekatı sadakası yerine geçer. Ama vermen lazım. Kim öşürden uzak kalırsa Allah Celle Celaluhu onun diyor onda birine engel çıkar. Onu fakirlere dağıtmasa Allah Celle Celaluhu onun kazancından bereket görmesine engel olur. Ve geldik son noktaya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kim cemaate katılmaktan kaçınırsa, cemaate namaza gitmezse, cemaatle namaz kılmazsa, o son nefesinde, ölüm anında Rabbim Celle'ce onun La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demesini engeller. Daha başka bir şey söyleyelim mi arkadaşlar? Yani ölüm anında Rabbim Celle Celaluhu diyor ki sen cemaati terk ettin, sen camiyi terk ettin, sen benim evimi terk ettin, evinde yalap şalap neydi belirsiz kıldık Allah kabul etsin namazı kıldın. Bak bakayım son nefesinde bak ben sana ne yapıyorum.
Aman ya Rabbi. Nerede geçiyor Zübdetül Vaiz'in? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Cebrail Aleyhisselam ve Mikail Aleyhisselam bana geldiler. Ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, şüphesiz Allah Celle Celaluhu sana selam söylüyor. Allah Allah. Bak gerisine bak. Bak ne diyor? Ümmetinden cemaati terk eden kimsenin ameli yer halkından daha fazla da olsa o diyor cennetin kokusunu dahi alamayacak. Allah Allah. Arkadaşlar ne olacak ya? Ya cemaati terk ettik ne oldu? Cemaat al sana hadis. Hüseyin'in sözleri değil bu. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri arkadaşlar. Kendimize gelelim. Nerede geçiyor? Zübdetül Vaiz'in Osman İbni Hasan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Namazı terk edenin şerri ailesinden 70 kişiye bulaşır. Arkadaş bu ne beladır ya? Allah. Onun ailesinde, onun sülalesinde huzur, bereket, maneviyat kalmaz. O illaki bir sıkıntıya kalır, illaki başına bir şey gelir. İllaki yakınlarında bak, yakınlarında ya. Yani sülalesinde onun bir hayırsızlık ortaya çıkar. Nasıl yapacağız arkadaşlar bu işleri? Rabbim bizlere akıl fikir versin. Amin. Amin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Ya bak bu son hadis. İyi dinleyin burayı arkadaşlar. Evet. Bu yani namazı cemaatsiz kılanlarla alakalı son hadis. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne söylüyor? Bu nasıl bir tehdittir? Bu nasıl bir iştir? Akıl sır ermiyor. Alemlerin Efendisi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yahudi ve Hristiyanlara merhaba deyin. Ne demek? Yani onlara selam verilir mi arkadaşlar? Selam verilmez. Yahudi Hristiyan'a selamünaleyküm denmez. Merhaba de. Hani deme de. De yine hani şey olsun. İslam'a karşı içinde bir kötülük şey olmasın. Böyle bir işte hayırlı sabahlar de bilmem ne de. Hani onlara kötü gözükmemek için. Lan bunlar da hepsi böyle demesinler. İslam'a karşı bir ısınma olsun diye. Yahudilere, Hristiyanlara merhaba edin. Ama benim ümmetimin Yahudilerine selam vermeyin. Allah Allah. Benim ümmetimin Yahudilerine selam vermeyin buyurunca. Onlar kimdir? Ya Resulallah dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ezanı, kameti duyduğu halde camiye, cemaate gitmeyendir dedi. Evet. Bunu Alaeddin Efendi Hazretleri Kuddüs-i Sırrı söylüyor. Yani namaz kılmayana selam vermeyin diyor ya. Namaz kılmayana kız vermeyin diyor ya. Evet. Ayet var. Temizler temizlere, pisler pislere diye ayet var. Büyükler de bunu böyle yorumluyor. Namaz kılmayana kız vermeyin. İşi var, aşı var. Oo maşallah. İşte namaz. Tamam bir şey olmaz ya. Ne olacak namaz? Kafir olur bu. Bu adam kafir olur. Bir namazı yok. Adamı kafir eder. İslam nişanlarını hafif görmek adamı kafir eder. İslam şakaya alınacak bir din değil arkadaşlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelmiş geçmiş gelecek bütün günahları affolmasına rağmen sabahlara kadar neden namaz kılıyor? Ayakları işine kadar neden namaz kılıyor? Cemaati terk etmemiş. En son vefatı geldi. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam artık son anları. Cemaate çıkamadı. Bak o kadar kötü. Ama yine de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cemaati dedi. Hani Ebu Bekir yolunda dedi imamlık etsin. Evet. Dedi Ebu Bekir yolundan imamlık etsin. Bak yine de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Vefat edecek yine ama cemaate, camiye teşvik. Arkadaşlar yani bunun başka tartışacak tarafı yok. Namaz kılmayanları saymadık. Haftaya cuma ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Tadili erkansız namaz kılanlar. Var ya haftaya bak sizden bir söz istiyorum. Haftaya herkes namaz kılan bir adam getirsin buraya. Yanlış duymadınız. Namaz kılan bir adam getirin buraya haftaya. Hepiniz. Namaz kılan adam gelsin haftaya bu sohbeti dinlesin. Bak bakalım ne işler var. Namazsızlar zaten onları komple getirin de. Ama illaki namaz kılan bir adamı şuraya getirin.